Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi konuşacağız, gündemi konuşacağız, doğruları konuşacağız. Sadece gerçekleri konuşacağız. Doğrulara başlıyoruz. Bugün İstanbul'da önemli bir duruşma vardı. Gazetecilerle ilgili duruşma. Bu duruşmadan daha ön bilgiler alındı ama gizlilik kararı var davada da biliyorsunuz. Ama net sonuçlar daha gelmedi. Ne oldu, ne bitti, sonu nereye vardı, hakimler neye karar verdi? O konuda bir beklememiz var. Tabii bunun dışında meclisten geçen 27 Mayıs'ta ilgili bu darbeyle ilgili tüm izlerin hukuken silinmesine yönelik bir yasa teklifi vardı, kabul edildi. 27 Mayıs geçmişe yönelik 60 yıl önceki bir dava ama hukuken izlerinin silinmesi ve yok sayılması gibi bir de tazminat haklarının orada yargılanan insanların hatta haklarında soruşturma açılan hatta yargılanma sırasında yaşamını yitiren insanların yakınlarının tazminat açabilmelerine olanak sağlayan bir tasarı. Bu 12 Eylül, 12 Mart ya da sonrasını çok fazla bağlamıyor çünkü sadece 27 Mart'ta ilgili bir dava. Konuğumuz var. Konuğumuzla bunları konuşacağız. Türkiye'nin gündemi konuşacağız. Konuğumuz Deva Partisi Genel Başkanımız, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ben genelde açılışta biraz uzatıyorum. Yani Türkiye'yi bir özetleyeyim diyorum ama siz varken çok fazla da uzatmak istemedim. Çünkü bugünlerde hukuk adına peş peşe travmalar yaşanıyor. Avukatlara, baro başkanlarına ki sizin meslektaşlarınız yapılan muamele. Ardından evet. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ile ilgili verilen bir karar. Ardından bugün gazeteciler, sonucunu bilmiyoruz daha, 100 gündür yok yere, hakikaten yok yere. Yani bir gazeteci olarak ben bile tanık olduğum, internet sayfalarında, gazetelerde okuduğum bir haberin devamı ile ilgili yapılan bir haber ve bununla ilgili bir tutuklama kararı. Neden tutuklama, niye? Yerleri belli, yurtları belli, bu insanlar çalışıyor. Sarı basın kartı, sürekli sarı basın kartı sahibi gazeteciler, CMT mensuplar, TGS'de varlar, yani gazeteciler sendikasında. Niye böyle bir şey oldu, onu anlamak mümkün değil. İsterseniz önce bu Çağlar Adliyesi'nde bugün o gazetecilerin yargılanması davasında ya da avukatlarla ilgili o günden bugüne girelim isterseniz. Siz de bir hukukçusunuz aynı zamanda ve partinin güvenlik ve hukuk politikaları değil mi? Hukuk ve adalet politikaları. Hukuk ve adalet politikaları konusunda Deva Partisi ki son dönemde özellikle son anketlerde Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin yükselişe geçtiği gibi bir anket sonuçları var son ankette. Deva Partisi Gelecek Partisi'nin biraz daha önünde görünüyor ama daha tabii bunları konuşmak için çok erken. Biraz daha zaman gerekiyor. İki partinin de kuruluşu çok az bir zamanda gerçekleşti. Örgütlerini tam olarak tamamlayamadı, kadrolarını tamamlayamadı, halka kendini tam olarak anlatamadı. Ama bir duruş gösterdi. Bu duruş da kamuoyunda arayışta olan belli bir kitle için önemli bir duruş. Barolarla ilgili bir tartışma konusu var. Siz uzun dönem yurt dışında kaldınız, milli görüş siyasetinden geliyorsunuz. Ve her zaman doğruları söylemeye çalıştınız. AKP içinde bir sıkıntı yaşadınız. O sıkıntıdan sonra yollarınızı ayırdınız ve yeni bir parti aracılığıyla siyasete devam ediyorsunuz. Öncelikle Türkiye'deki bu sorunların kaynağı ne? Neden mesela baro başkanlarını polisle karşı karşıya getiren bir zihniyet ya da polise baro başkanına eziyet edilmesini öngören bir baskıcı bir anlayış var. Ne oldu Türkiye'ye böyle yavaş yavaş gittikçe karanlık bir bölüme doğru Türkiye kaymaya başladı? Evet, tabii aslında dün mecliste özellikle yasa da kararları konuşulurken ve aynı zamanda yasa da Yüksek Adalet Divanı adı altında hukuksuz yargılamaları yok sayan bir kanun düzenlemesi yapılırken bugüne de ne değişti acaba diye de tabii bakmak gerekir. Yasadayı sadece Adnan Menderes'in idamıyla sıkıştıramayız, o şekilde değerlendiremeyiz. O gün yaşanan facialar bugün Türkiye'sini de aynı zamanda ne kadar belirleyecek noktada olmuş hukuksuzluklar
bugünün Türkiye'sinde acaba ortadan kalkmış mı? Orayı konuşurken o dönem sanki çok geçmişte kalmış, bugün öyle Türkiye hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ölçülerinde çok çok ileri bir noktaya gelmiş şeklinde bir değerlendirme yapabilir miyiz? Dolayısıyla samimi bir değerlendirme yapabilmek için aynı zamanda öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Türkiye'de en büyük eksikliklerden birisi de bu diye düşünüyorum. Bu maalesef tüm siyasi gruplarda, mahallelerde temel bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla biz 60 darbesini ve 60 darbesi sonrası başta başbakanımız olan Sayın Adnan Menderes'in idamını ve arkadaşlarının idamını ve diğer birçok kişinin farklı biçimlerde yargılanmasını konuşurken ve o zaman Yüksek Adalet Divanı Başkanı'nın ağzından kaçırdığı bir söz vardı. Sizi oraya tıkan kuvvet öyle istiyor. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman yine maalesef birilerinin vesayeti altında kudretli görünen belli kişilerin öyle istemesi neticesinde kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamak istemeyen, kendisine muhalefet yapan birçok insanın hukuksuz bir biçimde tutuklandığı, gözaltına alındığı, hatta ve hatta farklı ortamlarda da ülkemizde artık tekrar işkencenin bile neredeyse meşru kabul edildiği bir günle yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı o günden bugüne ne değişti? O günden bugüne anlayış olarak demokrasiye sahip çıkma, herkesin hakkına sahip çıkma, bizim gibi düşünmeyen insanların da hakkını koruma, adalet söz konusuysa onların da hakkını savunma noktasında bugün çok daha ileri bir noktada mıyız diye tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Meseleleri bu çerçeveden ele alacak olursak ve keşke dün mecliste aynı zamanda bu doğru kanunu el kaldırırken, destek verirken aynı zamanda bu konularda görüşecek olsaydık, meselelere at gözlüğüyle bakmayacak olsaydık bugün çok daha farklı noktada olurduk diye düşünüyorum. İşte barolar en önemli meselesi. Şimdi Türkiye'de hukukun bekçiliğini yapan adeta toplumun temel haklarının savunuculuğunu üstlenmiş avukatları temsil eden baro başkanlarının Ankara'da hukuksuz bir biçimde, açıkça anayasaya aykırı bir biçimde Ankara'ya alınmamaları ve orada darp edilmeleri, hırpalanmaları, gece yağmur altında sokakta bekletilmeleri ve sonradan lütfediyormuş gibi İçişleri Bakanı'nın izniyle anayasaya aykırı bir biçimde ancak Ankara'ya alınmaları durumu karşısında Türkiye ne kadar yol kat etmiş acaba? Ne kadar mesafe kat etmiş? Bunu konuşmamız lazım, bunu masaya yatırmamız lazım. Çok fazla mesafe kat etmediğimizin durumunu da maalesef vurgulamamız gerekiyor. Bakın anayasanın 34. maddesi açıkça gösteri ve yürüyüşlerin izin alınmaksızın yapılacağını ifade ediyor. Ve Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman izinsiz olarak icra edilecek gösteri ve yürüyüşlerin ancak kamu düzeninin tehdit altında olduğu veya olabileceği endişesiyle engellenebileceği, bu engelleme de tam manasıyla bu hakkın ortadan kaldırılması değil. Bununla ilgili hükümete düzenleme görev veriyor. Hükümete içerik bunu tam bu hakkı ortadan kaldırma yetkisini vermiyor. Çünkü egemenlik tam manasıyla bütünüyle hükümetin elinde değil. Halkın elindeki egemenliği hükümete bir kısmı ile devrediyorsak biz topluluk olarak, toplum olarak o zaman hükümete karşı bizim eylem yapmamız, gösteri yapmamız, siyasi protestoda bulunmamız da aynı zamanda bizim elimizde kalıcı olan egemenlik hakkımızın bir parçasıdır. Bugün Türkiye'de hükümet farklı farklı yöntemlerle maalesef toplumun elindeki bu egemenlik hakkının bu temel hakkı tamamen ortadan kaldırmış vaziyettedir. İçişleri Bakanı madem kamu düzenine aykırı bir durum var, niye bir gün sonra izin verebiliyor? Değil mi yani? Kamu düzenine yönelik tehdit teşkil eden bir durum söz konusuysa ve yasanın zorunluluğunu yerine getiriyorsa İçişleri Bakanı, o zaman çıkıp bir gün sonra sanki o kamu düzenine yönelik tehdit ortadan kalkmış gibi bu izni verdim şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulunamaz. Yani ne kadar hukuksuz olduğu, meselenin ne kadar hukuksuz olduğunu zaten sonraki günde verilen izinde de net olarak görüyoruz. Kimsenin böyle bir yetkisi yok, kimsenin böyle bir hakkı yok.
avukatlar istedikleri gibi, hele baro başkanları. Yani şimdi bırakın zaten illerde valilerin geniş yetkisine verilmiş olan toplantı ve gösterileri engelleme haklarını, ki bunların %90'ı hukuksuz bir biçimde cereyan ediyor. Neden? Daha yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili kararları var. Soyut gerekçelerle toplantı ve yürüyüşleri engelleyemezsiniz diyor. Ama hükümet hiçbir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını takmıyor. Uygulamada da valiliklere de bunların ciddiye alınmaması noktasında telkinlerde bulunuyor. Ve bu doğrultuda da ülkenin her yerinde zaten bugün artık muhalefet etmek, toplantı yapmak, özellikle siyasal gösteride bulunmak adeta imkansız hale gelmiştir. O sebepten dolayı baroların bunu yaşamış olması çok anormal bir durum değil, sürpriz bir durum değil. Hükümet kendisine yönelebilecek, kendi iktidarına yönelebilecek, kendi iktidarını zayıflatabilecek her türlü girişime temel hakları da ortadan kaldıracak derecede maalesef baskı yaparak, korkuyla sindirmeye çalışarak engellemeye çalışıyor. Bunun karşısında toplum hükümete devrettiği kısıtlı hakların farkında olması lazım ve iktidara haddini bildirmesi gerektiğine dair bir bilince sahip olması lazım ki Türkiye'de daha güçlü bir demokrasiye ulaşabilelim. Peki bu yani İslamcı Hareket 27 Şubat'tan bu yana kendi isyanını, kendi... Neyi hareketi anlamadım. İslamcı Hareket diyorum geçmişte. Buyurun, tamam, bu şey yapamadım. Hem bu Kudüs gecesi ardından yaşananlar ve başörtü tartışması, toplumda mazlum durumuna düşürülen bir İslamcı Hareket vardı geçmişte. Geçmişten bu yana geldiğinizde aynı mazlumların bugün bir anlamda zalim rolüne üstlenmesi, yani geçmişte yaşadıklarının 10 katı, 100 katı insanlara, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan insanlara bir anlamda baskı ya da eziyette bulunması normal mi? Geçmişte yaşanan travmaları bu affettirecek mi ya da değiştirecek mi? Şimdi tabii İslamcı Hareket'ten ne anlaşıldığı ayrı bir tartışma konusu. Bu sorunun İslamcı Hareket bağlamında muhatabı ben değilim. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman şucu veya bucu olarak değerlendirmedim. Bunu başta altını çizeyim. Bu anlamda sormadım. Yok, siz sorduğunuz için söylemiyorum. Genel böyle algılar da olduğu için. Yani AK Parti bugün Türkiye'de işte İslamcı veyahut da kendini tarif biçimi var. Muhafazakar, demokrat diyor. Bunun ötesinde İslamcı Hareket bugün Türkiye'de İslamcı Hareket mi bunu bu noktaya getirdi? Ha, İslamcı Hareket kendi içerisinde varsa öyle bir hareket ve kimlerse, kendilerini o şekilde tanımlayan insanlar kimlerse, onlara şunu sormak lazım. Türkiye'de bu kadar zalimlik yapılırken bugün İslami değerler adına, İslami ilkeler adına, ki bunun en önceliği adalettir, olmazsa olmazıdır. Adaletin olmadığı yerde bir Müslümanın Müslümanım diye gururla dolaşması bana göre zaten abeste iştigaldir. Böyle bir ortamda bu haksızlıklara neden İslami camia içerisinde insanlar çıkıp da haykırıp da bu adaletsizliklere dur deme çabası içerisinde değiller? Bu çok ciddi bir travma. Bunu ayrıca mutlaka uzun uzun değerlendirmek lazım, konuşmak lazım. Fakat yakın tarihteki Türkiye'de yaşanan olayları da bütün mahallelerin de aynı tutum içerisinde olduğunu da göz ardı edemeyiz. 90'lı yıllarda Türkiye'de İslamcı oldukları için değil, mütedeyyin oldukları için, kendi onurlarına sahip çıktıkları için, sadece dini gereksinim değil, bu başörtüsü olur, siyasi parti kapatma meselesi olur. O zaman da tüm mahalleler Refah Partisi'nin kapatılmasına nasıl böyle kutlar gibi destekliyorlardıysa, 28 Şubat'ın zalimliklerine nasıl seslerini çıkarmıyorlardıysa, nasıl olsa çünkü bize bulaşmıyor, bize dokunmuyor. Orada haddini bilmeyen, devlete baş kaldıran, meclisteki konuşmaları hatırlayın, rahmetli Ecevit'in sözlerini hatırlayın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o kutsal devlet tasavvurunun o gün mecliste başörtüsü düşmanlığına varan tutumunu hatırlayın. Veyahut da Cumhuriyet Halk Partili olarak ortaya çıkan Sabih Kanadoğlu gibi, Vural Savaş gibi insanların tutumlarını hatırlayın. Hukuk adına, adalet adına başkaları çok güzel örnekler ortaya koydu idiyse, bugün mesela keşke öyle olsaydı da ben bunları çok daha güçlü bir biçimde haykırarak ifade etseydim. Yani Türkiye'de hiçbir siyasi mahallenin alnında adalet yazmıyor, hukuk yazmıyor, demokrasi yazmıyor. Her birisi bu sınavda, bu süreçte maalesef sınıfta kalmıştır. Eğer biz bunu kabul etmezsek, hep birlikte mahalleler üstü bir yaklaşım biçimi içerisinde bunu kabul etmezsek yol almamız mümkün değil. Bugün birçok davada da bunu zaten görüyoruz.
Neden insanlar Osman Kavala'nın maruz kaldığı haksızlığa ses çıkarmıyorlar? Çünkü kendi mahallesinden kabul etmiyor. Neden insanlar Ahmet Altan'ın maruz kaldığı hukuksuzluğa sesini çıkarmıyorlar? Çünkü kendi mahallelerinden kabul edilmiyor. Hem kendisini mütedeyyin muhafazakar olarak tanımlayan, diğer tarafta da kendisini ulusalcı olarak tanımlayan yaklaşım biçimlerin tutumu aynı değil mi? Bu zaten bizden değil. Canı cehenneme. Yani bu sadece şu kesimin, bu kesimin meselesi değil. Her kesimin ortak meselesi. Dün biz demokrasiye güçlü bir biçimde sahip çıkabilmiş olsaydık, toplumun her kesimiyle birlikte, bugün de çok daha güçlü bir biçimde, bugün AK Parti iktidarın kendince, ki bunu Müslümanlık adına yapmıyor, ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum, sadece dini değerleri istismar ediyor. Ahlaki olmayan hiçbir şeyin önüne İslami ekonomi, İslami iktisat, İslami neyse artık sonuç itibariyle koymak bana göre en büyük istismardır. Zaten bu istismarı görüyoruz ki toplum maalesef dini değerlerden bile soğuyor. Neden soğuyor? Eğer bunlar Müslümansa, bu uygulamaları yapan, bu hukuksuzlukları yapan, bu zalimlikleri yapanlar Müslümansa demek ki Müslüman olmamak lazım diye gençlerin düşünmesi durumunda bunlara nasıl itiraz edebiliriz ki? Bu deizmin artması falan, evet. Buna bağlıyorsun. Ama düne kadar Atatürk'ü istismar edenler de aynı metotları uyguladılar. Atatürk'ün hiç uzağından geçmeyeceği hukuksuzlukları insanlar kendileri gibi düşünmüyor değil diye uyguladılar bu ülkede. Yanlış yanlışı çağırır mı? Yanlış yanlışı çağırmaz ama herkesin bir öz eleştiri yapması lazım. Bakın geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 28 Şubat'la ilgili bir öz eleştiri yaptı. En fazla hangi kesim karşı çıktı biliyor musunuz bu öz eleştiriye? Kendi örgütü karşı çıktı. Şimdi temel problem bu ve başka kesimler de meseleyi şöyle algılıyor. Evet bizimkiler bunlara biraz eziyet ediyor. Evet hukuksuzluklar var. Fakat eğer bunlar iktidara gelirse bunlar da bize eziyet edecekler. Bunlar da hukuksuzluklar yapacaklar. Dolayısıyla bizim onlara eziyet yapmaktansa, eziyet etmektense veya onların bize eziyet etmektense bizim onlara eziyet etmemiz daha faydalıdır diye düşünebiliyorlar. Bu faydacı düşüncenin Müslümanlıkla alakası yok. Müslüman her zaman, yani konuyu o açıdan şey yaptığınız için yoksa bu konulara çok girmek istemiyordum ama mesele oysa Müslüman mazlum olmayı, zalim olmayı her zaman tercih eder zaten. Fakat bugün ülkemizin konusu, meselesi, gündemi İslamcılık, bilmem Müslümanlık falan değil. Bugün ülkenin gündemi, temel meselesi özgürlükçü demokratlarla keyfi otoriterizmi savunanlar arasında bir mücadeledir. Ve keyfi otoriterizmi savunanlar sadece AK Partililer değil, onu da belirteyim. Yani AK Parti'nin yöneticileri değil. Keyfi otoriterizmi bugün savunanlar farklı kesimlerden de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir bütün olarak özgürlükçü demokrasiyi benimsiyor, savunuyor ve buna rağmen mi ancak %25'te kalabiliyor? Bunu sağlıklı bir biçimde biz masaya yatırmazsak, değerlendirmezsek, mütedeyyin kesimler, muhafazakar kesimler neden bugün daha da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilmez bir parti olarak değerlendiriliyor konusunu öz eleştiri yaparak ele almadıktan sonra Türkiye'nin yol alması mümkün değil ki. Çünkü Türkiye'de herkes demokrasi istemesi lazım. Türkiye'de her özellikle farklı kesimlerin en önemli sorunlarından birisi sadece kendileri için demokrasi istemeleri, sadece kendileri için hürriyet istemeleri, sadece kendilerinin maruz kaldığı hukuksuzluklar söz konusu olduğu zaman haykırmaya başlamaları. Bugün bu mesele hepimizin meselesi. Bakın ben Halk TV'ye çıktım. Bugün Halk TV toplumun bir kesimi nezdinde nasıl değerlendiriyor? Bunu empati yaparak değerlendirmemiz lazım. Öz eleştiri de yapmamız lazım. Bu sadece ben size söylemiyorum, bu kendim için de geçerli. Şimdi şu etiketlemelerle de yol alamayacağımızı herkes kanaat getirmesi lazım. Her birimiz bireyizdir. Ben hiçbir zaman herhangi bir monolit blokun bir parçası olmadım. Bulunduğum her ortamda da hep hakka, adalete sahip çıkmaya çalıştım. Her zaman hukuksuzluklara itiraz ettim. Ve kendi bulunduğum mahallemi de hep bu şekilde değerlendirdim aslında. Ancak ne zaman baktım, biz sonuçta bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamak istemeyen insanların hakkına, hukukuna sahip çıkamıyor bu mahalle, o zaman dedim ki ben bu mahallenin bir parçası değilim. Herkes bunu böyle yapsa bugün Türkiye çok daha farklı bir noktada olur. AKP'den ayrılma gerekçeniz bu mu? Elbette ayrılma gerekçem. Yani, çünkü yapamam bu mahallede deyip bıraktım dediğiniz nokta. Türkiye, farklı bir Türkiye oluşturacağız. 90'lı yılların Türkiye'sini üzerine çiziyoruz. 2002 itibariyle artık Türkiye'de
herkesin hakkına sahip çıkılacak, herkesin hukukuna sahip çıkılacak ve Türkiye'de her bir vatandaşımız bu ülkede kendisini huzurlu hissedecek anlayışıyla yola çıktığı için AK Partili olduk biz. AK Parti ne zaman bu anlayışı terk etti? Ne zaman biz de terk AK Parti'yi terk Sayın ettik. Gerçekten. Bu bir süreçti. Sen bir soruyorum. Siz mesela 18 yıl ne kadar dayandınız? Yaklaşık ben 17 yıl. 2019'un sonunda değil mi ayrılma tarihiniz? Biliyorsunuz ben Türkiye'ye 2015'te geldim. Ondan önce herhangi bir siyasi faaliyet içerisinde bulunmadım. AKP'den ayrılma tarihi 2019'un sonundaydı. Tamam da ben 2015'te milletvekili olarak Türkiye'ye geldim. Milletvekili olarak AK Parti ye dahil oldum. Tek ondan önce benim bir siyasi bir geçmişim yok. Çünkü şunun için soruyorum. Burada Adem Özkese'nin YouTube kanalına konuk olmuşsunuz ve şu soru sorulmuş size. AKP'de siyaset yaparken çocuklarınızın yüzüne utanmadan bakamıyor muydunuz evet. sorusuna son bir yılda bakamıyordum diye evet. yanıt vermişsiniz. Evet. Bakın ben siz samimi bir insansınız. Ben evet. bunu samimi bir şekilde soruyorum. Niye son bir yıl? Mesela geride kalan 17 yıl her şey güllük gülistanlık mıydı? Hiç farkında değil miydiniz bu yaşananların? Türkiye'ye yaşatılan şu acıların, samimi söylüyorum bunu, şu baskıların, şu demokrasi dışı tavırların, ülkenin ekonomi skalasında bu kadar savrulmasının, zenginden yana tavır alan yoksulun sahibi bir parti konumuna sürüklenmesinin farkına varmadınız mı yani? Şimdi hepsini bir kere ayrı ayrı konuşmamız lazım. Burada birçok başlık bir araya geldi. Fakat şunu belirtmem gerekiyor. Bir kere AK Parti 2009-10 yıllarına kadar o sizin bahsettiğiniz yaklaşım biçimlerinin içerisinde değildi. Tam tersi. Türkiye'de daha da demokrasiyi ve hürriyetleri belli kesimlere fazla gören, daha da toplum mühendisliğinin bu ülkede esas olması gerektiğini düşünen vesayet kurumları tarafından, bu yargı içerisinde de vardı, ordu içerisinde de vardı, maalesef siyasi partiler içerisinde de vardı. Bu şekilde yönetilen bir ülkeydi. Dolayısıyla bunlara en güçlü bir biçimde karşı çıkan, bunlarla en güçlü bir biçimde mücadele eden bir AK Partisi vardı. Yani şimdi AK Parti bugün geldiği nokta itibariyle elbette eleştirelim ama AK Parti'nin geldiği nokta itibariyle eleştireceğimiz hususları geçmişte başkalarının da uyguladığını göz ardı edersek o zaman samimi davranmış olmayız. O zaman yine o klasik mahalle siyasetini yapmış oluruz. Doğru. Yani ben tekrar ediyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi mütedeyyin muhafazakar kesimler nezdinde daha da oy verilemez bir parti olarak değerlendirilmesi bu sadece AK Parti'nin bir suçu mu, günahı mı? Veyahut da kabahati mi? Kabahatse eğer. Yani burada neden biz Türkiye'de bizim gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamak istemeyen kesimler nezdinde oy verilmez, bizi ezecek, bize yönelik hukuksuzluklar yapacak bir parti olarak değerlendiriyoruz sorusunu Cumhuriyet Halk Partililerin tamamı, özellikle örgüt ve yönetimi kendisine sorması gerekmiyor mu? Sorması gerekiyor. Sorursa da zaten bunun cevabını bulurdu. Bunun cevabını bulsaydı da AK Parti bu kadar hukuksuzluklara imza atamazdı. Bakın bugün dahi ben aynı noktadayım. Türkiye'nin temel sorunlarından birisi de muhalefet sorundur. Yani sadece iktidar demokrasiye aykırı eylemler yapıyor da muhalefet tam manasıyla özgürlükçü demokrasiyi savunuyor gibi bir Türkiye ile karşı karşıya değiliz maalesef. Keşke öyle olsa. Zaten öyle bir durum olsa biz yeni bir parti kurma ihtiyacını hissetmezdik. Var olan partilerden birisinin içerisine siyasetimizi sürdürürdük. Dolayısıyla AK Parti'yi değerlendirirken AK Parti'nin çok farklı evreleri var. 2002'den sonra AK Parti Türkiye'de büyük bir mücadele vermiştir. Çok başarılı bir mücadele gerçekleştirmiştir. 2009-10 yıllara kadar Türkiye'nin refah seviyesi her gün artmıştır. 2010-11'lere kadar Türkiye'ye doğrudan yatırım şeklinde 600 milyar dolardan fazla para girmiştir. Niye? Türkiye'nin demokrasi güçlenmiştir. Türkiye'de refah seviyesi artmıştır. İnsanlar artık perspektif görmeye başlamıştır ve Türkiye'ye yatırım yapmaya başlamıştır. Şimdi 2010'lardan sonra, 10'larda, 11'lerde o yaşanan travmalar da mutlaka burada önemli etkenlerdir. Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti'yi kapatma davasının ne kadar hukuksuz bir dava olduğunu E-Muhtıra diye hatırladığımız 2008'de miydi neydi? Büyük Anıt'ın açıklamasının demokrasi karşıtı bir tutum olduğunu herhalde unutmamamız lazım bunları konuşurken. Peki bunların hepsinin tesadüf olduğuna inanıyor musunuz siz? Yani mesela o E-Muhtıra'nın verilme zamanı, zamanlaması, veriliş biçiminin AKP'ye karşı olmak mı yoksa AKP'ye bir
yol açmak anlamına mı gelip gelmediği konusunda? Yani o gün itibariyle tutum neydi ona bakmak lazım. O gün itibariyle Cumhuriyeti korumak adına, laikliği korumak adına buna sahip çıkan arkadaşlar eğer bugün çıkıp farklı bir dil kullanıp acaba bu süreç AK Parti'nin önünü açtı mı açmadı mı şeklinde değerlendirmelerinin sorunlu bir değerlendirme olduğunu bir kere kavramaları gerekiyor. O zaman bu meselelere niye karşı çıktılar? Demokrasi adına mı karşı çıktılar? Hukuk adına mı karşı çıktılar? Yoksa ideolojik devlet tasavvurunun sürdürülmesi adına mı karşı çıktılar? Bir kere bunu konuşmak lazım. Yani yoksa bugün aslında geriye dönüp baktığımız zaman sanki bunların önünü açmışlar. Böyle bir dünya vardıysa o zaman niye kimse bunu hissetmedi? Mecliste 367 krizi ve bunun altına imza atan hukuk adına imza atanları bugün sonuçta herhalde hayırla anacak değiliz. Onların ortaya koydukları hukuksuzluklar bugün birileri tarafından örnek alınıyorsa o zaman geçmişi de göz ardı etmememiz lazım. Ve geçmişte sadece 1960'daki darbe yoktu. Geçmişte üniversitelerin önünde başörtüleri çekilen, itilen, kalkılan, darp edilen insanlar da vardı. Ve bu insanların travmaları vardı. Bu insanların travmalarının ne kadar güncel olduğunu mecliste görüyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin değişik defaatlerde buna dikkat çekmedi mi? Ha, asıl problem şu, buna dikkat çekerken de bugün AK Parti'nin uyguladıkları hukuksuzluklara da keşke aynı şekilde itiraz etseydi, karşı çıkabilseydi. O zaman alnından öperdim. Dolayısıyla bugün hiçbir kesim kendisiyle ilgili biz yani her zaman hukuksuzluğa karşı çıktık, her zaman hakkın adaletin yanında olduk. Her zaman bizim gibi düşünmeyen insanlar dahi olsa onların hukuklarını savunduk şeklinde bir yaklaşıma sahip olacak bir durum yok. Keşke olsaydı. O sebepten dolayı bugün ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ben onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bugün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki yine aynı hataları yapmayalım. Yaptığımız takdirde ve sürdürdüğümüz takdirde o bir taraftan birileri bak intikamcı dalga geliyor diye korkacak. Diğer taraftan da birileri bunları korkutmayı başaracaklar. Dikkat edin, son haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın diline bakın. Böyle devamlı suni gündemlerle toplumu germeye çalışıyor. Başlıklara bir şöyle bir dikkat alırsanız. Evet. Ne var? Başlıklar İş Bankası, işte 27 Mayıs ve yasada, HDP yürüyüşü ve darbe çığırtkanlığı, ezan meselesi hep toplumu. Aslında hepsi tamamıyla suni gündemler. Hepsi toplumun herhangi bir sorununa deva olacak bir mesele değil. Yoksulluk var, fakirlik var, insanların %70'i zor bela evime ancak ekmek götürebiliyorum, ancak temel ihtiyaçlarımı zor bela karşılayabiliyorum şeklinde anketler karşısında iktidarın gündeme getirdiği ve Türkiye'nin gündemini işgal ettiği meselelere, başlıklara bakalım. Bunların hepsi kurgu siyasetin bir parçasıdır. Niye? Devamlı geçmişte olduğu gibi birileri nasıl çıkıyordu? Cumhuriyeti korumak adına cumhuriyet mitingleri düzenliyordu. Cumhuriyetin bekası adına bunları yapıyordu. Laiklik elden gidiyor adına bunu yapıyordu. Ve bugün de Tayyip Bey aynısını yapıyor. Dolayısıyla geçmişi de görüp de bugün bunları değerlendirirsek çok daha farklı bir yol gidebiliriz. Neden? Şuna ikna edebiliriz insanları. Ha, bakın bunlar geçmişteki hatalarını gördüler. Anladılar ki Türkiye bu geçmişteki hastalıklarla, bugün devam eden o hastalıklarla, Türkiye bu şekilde yönetilemez. Yoksa bugün farklı bir şey yapmıyorlar ki. Dün birileri ne yaptıysa bugün Tayyip Erdoğan aynısını yapıyor aslında. Çok daha başarılı, çok daha profesyonel bir biçimde yapıyor. Geçmiştekiler en azından muhalefete biraz imkan veriyorlardı. Yargı az buçuk çalışıyordu, idare ediyordu yani, zor bela idare ediyordu. Ama bugün bunların hepsi bitirildi. Niye? Daha fazla profesyonelleştirildi. Neden? Bir de FETÖ tecrübesi yaşadık. Bu FETÖ tecrübesinin FETÖ uygulamaları bugün Türkiye'de birileri tarafından çok güçlü bir biçimde sürdürülüyor. Neden sürdürülüyor? Çünkü örnek teşkil eden uygulamalar var. Örnek teşkil eden uygulamalar bugün iktidarın bir parçası tarafından itibar suikastı yapmak, toplumun belli kesimlerini kriminalize etmek için çok başarılı bir biçimde uygulanıyor. Dolayısıyla hepsine karşı çıkmamız lazım. Bakın, peki bir şey soracağım Sayın Vekilim. Sizin eleştiriniz o dönemdeki herhangi bir yönetim ya da bir siyasi parti ya da bir siyasi ideoloji devletin çökmesine, sistemin değişmesine, rejimin kopmasına, yeni bir tek adam otoritesine ya da Türkiye'nin... Bir dakika, hepsi birbirinden farklı şeyler. Ama öyle bir şey yapmadı. Yok, yapmadı değil. Bir bugün kere, gelinen nokta... Şimdi bakın işte benim zihin dünyamda devlet kutsal değildir. Benim zihin dünyamda rejim kutsal değildir.
ayrıştığımız noktalardan birisi belki de bu. Benim dünyamda insan kutsaldır, birey kutsaldır. Esas olan bireydir. Devlet o bireye hizmet ettiği sürece, o bireyin onurunu ve haysiyetini koruduğu sürece meşrudur. Aksi takdirde o devlet adaletsiz bir devlettir. O devletin o yaklaşım biçiminin ortadan kaldırılması için demokratik bir mücadele zorunludur. Dolayısıyla geçmişteki meselelerle ilgili, işte bunu söylemeye çalışıyorum. Geçmiştekiler demokrasiye sahip çıkmış olsalardı, geçmiştekiler hukukun üstünlüğüne sahip çıkmış olsalardı, kendileri gibi düşünmeyen ve inanmayan insanların da huzuruna, temel haklarına sahip çıkmış olsalardı ve rejim ve devlet muhabbeti yapmamış olsalardı, kusura bakmasınlar, Türkiye bu noktaya gelmezdi. Bu nokta için bahane mi? Özür mü? Değil. Şimdi o sebepten dolayı hep birlikte Türkiye'yi tekrar bu noktadan çıkarmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın Weimar Cumhuriyeti niye yıkıldı biliyor musunuz? Weimar Cumhuriyeti birçok o zamanki tarihçinin söylediği gibi demokratların azlığından yıkıldı. Bugün de Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi demokratların az olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa şeyi geçelim ya, hepimiz huzurlu olmak istiyoruz. Hepimiz sonuçta birbirimizi bir kere ahlaken eşit kabul etmemiz lazım. Bunu yaparken de birbirimize belli bir rejim, belli bir ideolojik devlet yönetimi dayatmamamız lazım. Bunu yapamadığımız takdirde bugün onun sıkıntısını Kürt çekecek, yarın Alevi çekecek, geçmişte mütedeyyin çekiyordu. Niye? Devletin makbul vatandaş olduğu, gördüğü tarif üzerinde eğer yol almaya çalışırsak hepimiz kaybedeceğiz. Bugün siz kaybedersiniz, yarın ben kaybederim, öbürsü gün sıra başkasına gelir. Bu kısır dördünden bu ülkeyi çıkarmamız gerekiyor. Temel meselemiz bu olması gerekiyor. O sebepten dolayı da herhangi bir mahalleye yaslanmayan, herhangi bir mahallenin içerisine sıkışmayan, sadece o mahallenin temsilciliğini yapmayan bir siyaset anlayışı Türkiye'de her bir vatandaşımızla buluşması gerekiyor. Deva Partisi'nin iddiası bu zaten. Nasıl bir demokrasi? Tarif ettiğiniz demokrasi mesela Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten ya da bu ülkenin kuruluş felsefesinden, temel ilkelerinden bağdaşır bir demokrasi mi? Yoksa siz dediniz mesela devlet, ben devletçi değilim, devlet çok önemli değil. Peki, hayır, öyle bir şey demedim ben. Nasıl bir çatı kuracaksınız ki? Benim sözlerimle beni değerlendirmeniz gerekiyor. Devlet önemli değil demedim. Devlet hukuku koruduğu sürece, bireyin onur ve haysiyetini koruduğu sürece meşrudur. Bu tamam. Zaten hukuk devletinin olmazsa olmazdır. Devletin tarifi de budur. Devlet niye illegaliteye karşı mücadele eder? Yani devletin elinde silah tekeli, şiddet tekeli niye devletin elindedir? Devlet felsefesi üzerinde durmadığımız takdirde o zaman bunları okuyamayız ki. Devlet niye PKK ile mücadele eder? Bunun sebepleri var değil mi? Asayiş diyelim. Yani ya olur mu sadece asayiş değil? Hayır. Hukuk devletinin varlık sebebi bu olduğu için. Hukuk devletinin varlık sebebi bu olmasa devletin illegaliteyle mücadele etmesinin bir meşruiyeti olmaz ki. Varlık sebebi bu. Hukuku koruması lazım. Hukuku üstün kılması lazım. Hukuku üstün kılması ancak devletle sağlanabileceği için devlet olması gerekiyor. Yoksa devlet kendi başına bir kutsallığı yok ki. Ya devlet bir inanç mı? Devlet kendi başına bağımsız bir değer mi? Hayır. Devlet değerlerimizi koruduğu için, ilkelerimizi koruduğu için, birlikte yaşamamızı huzur içerisinde sağladığı için önemlidir. Başka türlü devletin bir anlamı olmaz ki. Biz mahallede eğer huzuru sağlayabiliyorsak, mesela her köyde bir devlet var mı? Yok. Ama yani, her köyde bir muhtar vardır. Yani. Her köyde bir muhtar, kurallar vardır. Devlet de kuralları sağlamakla... Muhtarlar olmadan yükümlü. Devlet de olmuyor zaten. Elbette, ama bakın o muhtarların da sonuçta o görevlerini kurallara göre yapmadığı takdirde devletin varlığı bir anlam ifade etmiyor. O muhtarlar, devlet de görevini hukuka göre yapmadığı takdirde, her bir kişinin adaletini, temel hakkını korumadığı takdirde o zaman birileri çıkıyor, isyan ediyor, mücadele ediyor. Dünyanın her yerinde bunları yaşıyoruz. Devletin altına uyuyor ve bugün vatanseverler, zaten ülkemizin vatanseverleri bugün en fazla hukuka, en fazla demokrasiye sahip çıkması gereken kişiler. Hukuksuzluk, hukuksuzluğun önünde en fazla mücadele etmesi gereken kişiler. Şimdi siz Cumhuriyet'in kazanımlarından bahsettiniz. Zaten Cumhuriyet'in kazanımları bunlar. Cumhuriyet'in kazanımı nedir? Cumhuriyet'in kazanımı hukuk devletinin kurulmasıdır. Cumhuriyet'in kazanımı her bir vatandaşımızın eşit olmasıdır. Atatürk o dönemde isteseydi Türkiye'de bir dikta kuramaz mıydı? Kurabilirdi. Her türlü imkanı vardı. Kurdu mu? Kurmadı. Ama mesele Atatürk'ün o zaman
o cumhuriyetin değerlerini getirdiği noktayla bugün bakın Karen Armstrong'un bir kitabı var. Atatürk'le ilgili biyografi. 30'da yıllarda getiriyorlar Atatürk'e veriyorlar. Niye? Şey yapmışlar, sansür uygulamışlar. Kitabı Türkiye'de yasaklamışlar. Atatürk bakıyor, kitabı biraz okuyor ve şey yapıyor, dalga geçiyor. Ya, bu mu diyor yani sonuçta? Bırakın diyor. Niye? Şimdi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet bu. Ama Atatürk adını kullanarak Türkiye'de ondan sonraki yıllarla ilgili kitabı, düşünceyi birçok insan yasakladı. Dolayısıyla Atatürk bir diktatörlük kurmadı ama bugün onu kurmak üzere çaba sarf eden insanlar var. Elbette. Niye? Cumhuriyetin kazanımlarını içselleştiremedikleri için. Güzel. Cumhuriyetin kazanımlarını kavrayamadıkları için, idrak edemedikleri için. Temel problem bu zaten. Ama sadece onlar değil, bakın. Bugün onların karşısında olan kesimlerin de bir bölümü cumhuriyetin kazanımlarını idrak edememiş vaziyette. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bu noktada eğer biz bunu aşmış olsaydık, o zaman şu anda Türkiye'de çok farklı şeyleri konuşurduk. Çok somut şeyleri konuşurduk. Ama biz daha da rejim tartışması içerisinde debelenip duruyoruz. Yazık değil mi bu ülkeye? Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu konuda son derece haklısınız. Hemen şeye geçelim, biraz daha somut günlük politikalara. Canan Kaftancıoğlu, verilen bir ceza var. Mesela çok güzel bir örnek. Çok güzel yani bir örnek. Bununla bağlayabilirsiniz. Diye elbette. Çok buyurun. Türkiye'de hukuksuzluğun geldiği noktayla o kadar ilintili bir mesele ki. Canan Kaftancıoğlu ne yapmış? 7 yıl önce farklı farklı konularla ilgili çirkin bulabileceğimiz, bakın bu ayrı bir konu, çirkin bulabileceğimiz, rahatsız olabileceğimiz, beğenmeyeceğimiz, tahrik edici olarak değerlendirebileceğimiz yaklaşım biçimlerinde bulunmuş olabilir, tweet atmış olabilir. Hukuk devleti o gün itibarıyla hukuk devletinin yargı mekanizması o dönem hukuksuzluk olarak bunu değerlendirip bunun üzerine gitseydi biz bugün bu tartışmayı yapmayacaktık. Ama temel problem şu, İstanbul seçimleri yapılıyor. İstanbul seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın İmamoğlu kazandığı için siyasi intikam adına 6 yıl sonra hemen soruşturma başlatılıyor. Ve kovuşturma sürecine hızlıca geçiliyor. Ve bu kovuşturma sürecinin neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Kaftancıoğlu'nu 7 yıl önce attığı tweetler sebebiyle yargılıyor. Ve istinaf mahkemesi onaylıyor. Ne zaman onaylıyor? Dün onaylıyor. Hangi tarih dün? Sayın İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini açık ara kazandığı 23 Haziran 2019. O gece, zaman manidar o gece, yani. O gece ben, evet elbette çok manidar. O gece, bakın bugün sonuçta biz yargı kararlarında eğer bir mantık tutarlılık ararsak yanlış yapmış oluruz. Bugün idari kararlarda Türkiye'de ne kadar tutarlılık varsa yargı kararlarında da o kadar tutarlılık var. Dolayısıyla hani dünkü mesele spekülatif de olsa belki gerçekten tesadüftür bilemiyorum. Ama ülke öyle bir noktaya geldi ki hukuk devletine güven o kadar zedelendi ki herkes burada bir başka bir şey arıyor. Aramakta da çok haksız değil. Çünkü her gün onlarca argüman sunuyoruz insanlara devlete güvenmemesi, hukuk devletine güvenememesi için. Şimdi Sayın Kaftancıoğlu, bakın hukuken değerlendirelim. Bir kere halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek. Ya 216, Türk Ceza Kanunu 216. maddesini açsın, her bir vatandaşımız açsın baksın. Şimdi orada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek derken, bunun da fiiliyatta karşılığı olması gerektiğini maddenin kendisi ifade ediyor. Nasıl ifade ediyor? Bu nedenle kamu düzeni, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehdit olması gerekir diyor. Olsaydı o zaman o gün dikkatimizi çekmez miydi bu? Bakın başka türlü bu şekilde yargılanması mümkün değil. Yani yargı o kadar siyasallaşmış ki o boyutta talimatlara göre hareket ediyor ki bir kere Sayın Kaftancıoğlu belirttiğim gibi çirkin bulabileceğimiz, tasvip etmeyeceğimiz bu tweetlerinden dolayı 216'ya göre yargılanması, dava açılması, soruşturma yapılması zaten hiç mümkün değildi. Yani süreç o kadar, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretvari tweetler, bunlar hakaret içeriyor mu? Elbette içeriyor. Bu konuyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda ilgili bir madde var mı? Elbette var. Ama o sebeplerden dolayı bugünkü hukukumuz içerisinde zaten yargılansaydı da tutuklanması veyahut da cezaevine gitmesi söz konusu olmayacaktı. Bunun ötesinde yine PKK teröristi veyahut da mensubu bir kadınla ilgili bir tweet atmış. Bu hususla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Sırrı Süreyya
Bey'le ilgili en son verdiği kararda da bunlar teyit edilmiş konular. Dolayısıyla eğer ya zaten yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını dikkate alsa, yani hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirseler, biz bugün bunları tartışmayacağız. Ama niye tartışıyoruz? Çünkü Türkiye'de siyaset, eskiden mesela askeri vesayete biz karşı çıkıyorduk. Eskiden yargı içerisindeki ideolojik vesayete karşı çıkıyorduk. Bugün de iktidar, bakın, herhangi bir değer adına değil, bilmem İslamcılık mı şuymuş, bu adına yapmıyor bunu. Sadece nepotizmi korumak için yapıyor. Kendi iktidarını korumak için yapıyor. O iktidarı küçük tutmak için yapıyor. Ve bunu da süslüyor. Birisine bak diyor, işte Ayasofya diyor, öbürüne başka bir şey diyor. Bu şekilde insanları manipüle ediyor ve iktidarını sürdürebiliyor. Mesele tartışmayı bu suni zeminler dışına çıkarıp toplumun gerçek sorunlarıyla iktidarı yüzleştirerek yol almaya çalışmaktır. İktidar her ne kadar buna karşı çıksa bile, bunun olmaması için bir mücadele verse bile ve daha da Türkiye'de 28 Şubat'ı göstererek, geçmişi göstererek varlığını kabul ettirmeye çalışsa bile, buna itiraz ederek güçlü bir biçimde, buna nesnel bir zeminde, rasyonel bir biçimde bununla mücadele etmek gerekiyor. Kaftancıoğlu meselesi böyle bir mesele. Tamamen gerçekten hukuksuz bir mesele. Bunu ayrıntılı olarak da hukuk, yani detaylı bir biçimde de ortaya koymak mümkün. Ama netice itibariyle Yargıtay'a bu gitti. Temyiz aşamasında Yargıtay bu konuyla ilgili nasıl bir tutum ortaya koyacak? Bakacağız. Fakat temel problem bu ülkede maalesef Anayasa Mahkemesi'nin kararları, Anayasa Mahkemesi'nin ölçülerinin dikkate alınmaması ve farklı farklı kesimler neden o hukuksuzluğa çok büyük, fazla yüksek sesle itiraz edemiyorlar? Çünkü öyle işte, mahalle siyaseti budur. Mahalle siyaseti budur. Adaletsizliği de sağlayan, adaletsizliği de kalıcı kılan yaklaşım biçimi budur. Şimdi bakılıyor, bu kim? Bizden değil. Attığı yaklaşımlara bakıyor, bizim değerlerimize de hep hakaret etmiş. Bizim değerlerimizin dışında birisi. Dolayısıyla ne olursa olsun bana ne, beni ilgilendirmiyor. Görmüyoruz ki bugün başkasına yapılan hukuksuzluk, yarın öbürsü gün buna sesimizi çıkarmadığımız takdirde bize yapılabilecek hukuksuzluktur. Bize yapılabilecek adaletsizliktir. Eğer Sayın Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetler suç ise, bugün siyasi parti, siyasi iktidarın en az yarısı terör örgütü üyeliğinden içeride olması gerekir. Çok açık, çok net. Eğer Sayın Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetler 6 yıl sonra soruşturma ve kovuşturma aşamasına gelebiliyorsa, o zaman birileri yarınla ilgili, öbürsü günle ilgili bu yapılan hukuksuzlukların kendileri için nasıl emsal teşkil edeceğini unutmaması gerekiyor. Önemli, bu FETÖ olayını da kastediyorsun. Elbette. Güne kadar FETÖ'ye övgüler yağdıran, tweetler atan aynı insanların. Tweetle. Madem FETÖ o dönem itibariyle bana göre zaten suç örgütüydü. O dönem itibariyle FETÖ'ye destek verenler, ki onlar o dönem itibariyle de terör örgütü olduğunu söylüyorlar. Madem terör örgütüydü, o zaman o dönem FETÖ'ye övgü yağdıranlar, o dönem Fethullah Gülen'e şöyle hoca efendi, böyle yakışıklı, bilmem işte dünyayı bize açtı falan filan işte gibi yaklaşımlarda bulunanlar, demek ki Sayın Kaftancıoğlu'nun PKK mensubu, o kadının ismi neydi? PKK mensubu bir kadına sözde övgülerde bulunmuş. Fethullah Gülen'e de aynı tarihlerde iktidarın neredeyse tamamı övgülerde bulunuyordu. Onunki suçsa sizinki de suç. Hatta sizinki daha büyük bir suç. Terör örgütüne doğrudan destek vermek. Normalde bugün Yargıtay'ın kararlarını esas alacak olsak, o tweetleri atanların birçoğu bugün en azından terör örgütü üyesi olmadan da terör örgütüne destek vermekten yargılanmaları gerekir. Peki yargılanmayacaklar mı zannediyorlar? Zaten Türkiye'yi böyle bir korku iklimine getirdiğimiz için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Birileri bunu görüyor, bakın görmüyor değil. Birileri Türkiye'yi neden hukuka dönmesini istemiyor? Türkiye'nin neden hukuk devleti olarak hukukun üstünlüğünü esas almasını istemiyor? Niye? O kadar büyük hukuksuzluklar gerçekleştirdi ki bu hukuksuzluklar durumunda hukuk devletinin hukukuna maruz kalmak istemiyor. Onun için gücüyle her şeyi ezmeye çalışıyor. Ama elbette Türkiye tekrar hukuk devletine dönecek. Ama ne zaman dönecek? Herkes o mahalle siyasetini bırakıp hukuk devletine sahip çıktığı takdirde dönecek. Zaten biz Deva Partisi'ni bu sebepten dolayı kurduk. Yoksa siyaset yapmanın anlamı yok ki Türkiye'de.
Yani biz de sonuçta mahalle siyaseti yapacak olsak, biz de bizim gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamak istemeyen insanların hali bizi ilgilendirmez. Biz kendimize ait bir grup var. Onların menfaatini savunmakla mükellefiz. O grubun siyasetini gerçekleştiririz şeklinde bir anlayışla yola çıkmış olsaydık zaten parti kurmaya gerek yoktu. Bu kadar sıkıntı çekmeye hiç gerek yok. AKP'de kalırdık diyorsunuz değil mi? Yani... Sadece AKP'de kalırdık değil. Başka partilere geçerdik. Türkiye'de var olan partiler mi yok? Mesele sadece AKP değil ki. Hayır yani bu tartışmalara girmemek için ama siz bir vicdan sorunu yapmışsınız ve son bir yıldır çocuklarımın yüzüne bakamıyordum diye önemli bir sözcük kullanmışsınız. Aslında bakın bir dakika. Benden önce Türkiye'de bu sözü askeri vesayete karşı çıkanlar söyleseydi, benden önce bu sözü Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışanlara karşı belli gruplar söyleseydi ki söylemeleri gerekirdi, o zaman Türkiye bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla mesele sadece Mustafa Yeneroğlu'nun durumu değil. Benim durumum da bir iddianın şeyi. Yoksa benim çocuklarım yaşları küçük. Kızım şu anda 18 yaşında, oğlum 15 yaşında. Mesele çocuklarıma öyle bir baba iddiasıyla öyle bir baba figürü olmak ki bizim babamız her zaman hakka sahip çıkar. Bizim babamız hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında olmaz. Her zaman hukuksuzluğun karşısında durur. Bizim babamız her zaman adalete sahip çıkar. Her zaman adalete haykırır. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa Mustafa Yeneroğlu'nun bireysel bir durumu değil ki bu. Değil ama 2015'te geldiğiniz zaman AKP'nin durumu çok demokrat, çok özgür, çok şey bir havada değildi. Siz güzel anlattınız demin. 2009'a kadar AKP gerçek anlamda vesayeti dediğiniz o yani dayatmacı devlet zihniyetini ortadan kaldıracak birçok adım attı. Avrupa Birliği'ne yanaşmaya çalıştı. Ekonomik anlamda belki haklısınız 2008'e kadar doğru kararlar aldı ama 2015'te öyle bir AKP yoktu siz geldiğinizde ve 3 yıl dayandınız buna. O anlamda ben söyledim bunları. Şöyle ifade edeyim, 2015'te zaten biliyorsunuz bir Türkiye'ye bir gurbetçi tasavvuruyla geliyorsunuz. Biz Türkiye'de yaşamış insanlar değiliz. Ben Türkiye'de bir gün okula gitmiş değilim. Biz Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaklaşırken 30 kilometre ötesinden bayrağı gördüğümüz zaman gözyaşı döken bir kitleye sahibiz, mensubuz. Dolayısıyla Türkiye'yi gözümüzde gerçekleri göz ardı ederek kısmen idealleştiriyoruz. Romantik bir bakış açımız var Türkiye'ye. Ve ben zaten Sayın Cumhurbaşkanı bana daveti getirirken bu ikinci, üçüncü davetiydi. Bu daveti yaparken de bu gerekçeleri ifade etti. Bak dedi, devamlı eleştiriyorsun. Eğer eleştirilerini bundan sonra dikkate almamı istiyorsan o zaman gel sorumluluk üsten. Siyaset. Ben geldim sorumluluk üstlendim. Ve bu eleştirilerimi yaparak sorumluluk üstlendim. MKYK'da da yaptınız Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda. Elbette ve 2015'te ben Haziran-Kasım seçimleri yapıldı. Kasım seçimleri yapıldıktan sonra İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nda seçildim. Evet. Şimdi insan hakları bakın ben ilk günden bahsediyorum. Ben 2019'da sesimi çıkarmaya başladım değil ki. O gün attığım tweetler de ortada. 2015'ten beri benim tutumumda ilkesel olarak demokrasiye sahip çıkmamda, hukuk devletine sahip çıkmamda, adaletsizliklere karşı çıkmamda en ufak bir değişiklik yok ki. Ha, şunu söyleyebilirsiniz. Bunu bir öz eleştiri olarak ben kabul ederim. O zaman da Türkiye maalesef otoriterleşme noktasında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyordu. Tayyip Bey'in işte... ondan önceki tutumlarında da o otoriterleşme halleri vardı. Vardı, doğruydu. Ama bunlara karşı mücadele etmek, bunları kendi ortamım içerisinde değiştirmek de benim için önemli bir misyondu. Ve ben bunun gereğini yerine getirmeye çalıştım. Ve başarısız olduk maalesef. Başarısız olduğumuzda ümidimiz iyice, yani insan her zaman tartar. Yani bugün sonuçta bulunduğunuz hangi ortam olursa olsun, her haliyle mükemmel olduğunu iddia edebilir misiniz? Kim iddia edebilir bunu? Kimse iddia edemez değil mi? Tabii. Dolayısıyla her zaman insan tartar. Ha, burada şunlar var, şu sıkıntılar var ama bu sıkıntılar karşısında ben bir şeyler yapabiliyor muyum? Kendi ideallerime hizmet edebiliyor muyum? Bu doğrultuda buranın siyasetini şekillendirebiliyor muyum? Ha, öyle bir nokta geliyor ki artık tartı bir taraftan hayır ancak sen kendini avutuyorsun, ümit bitti. Yapabileceğin hiçbir şey yok noktasına geliyor. Ve ben Türkiye'de kaç insanın yapabileceği şeyi yaptım? Türkiye'de kaç insan iktidar partinin 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu içerisinde sesini duyurup, ilkeleri savunup, oradan madem böyle devam edeceksiniz, hukuksuzlukları göz ardı edeceksiniz, insanlara yönelik zalimlikler yapacaksınız deyip de oradan ayrılır? Kaç kişi yapar bunu? Bu bir cesaret ve vicdan işi. Kabul hangi ediyorum. Mahalleye sahip olursa olsun? Bakın hangi Tabii. mahalleye sahip olursa olsun? Kaç kişi yapar? Ben bunu yaptım.
Ve bunun adına da çıkıp sonuçta dedik ki Türkiye'yi artık bu eski mahalle siyasetlerinden kurtarmamız lazım. Hep birlikte birbirimizi ahlaken eşit olarak kabul ederek birbirimizi katılımcı bir model içerisinde. Biz bunu söylüyoruz. Bakın Deva Partisi olarak farkımız bu. Biz diyoruz ki Türkiye'de yaşayan her bir insan karar mekanizmaları içerisinde etken olması gerekir. Yani yaptığımız siyaset katılımcı olması gerekir. Yaptığımız siyaset çoğulcu olması gerekir. Çoğulculuk ne demek? Bizim gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlar, yoksa bizim gibi düşünen insanlar, üniform bir toplum tasavvuruna sahip olanlar, bugün Türkiye'de olduğu gibi veyahut da geçmişte de olduğu gibi, kimse kusura bakmasın, Cumhuriyet Halk Partisi de o toplum mühendisliği edasıyla üniform toplum hevesini 10 yıllarca taşıdı bu ülkede. Biz bu siyaset tarzının tamamına karşı çıkıyoruz, tamamına itiraz ediyoruz. Çoğulcu bir siyaset diyoruz. Alevilerin temel hakkı benim nezdimde kutsaldır diyoruz. Kürtlerin temel hakkı benim nezdimde kutsaldır diyoruz. Çünkü insan kutsaldır diyoruz. Devlet kutsal değildir. Devlet insanın kutsallığına hizmet eden idari bir teşekküldür diyoruz. Deva Partisi olarak bizim farkımız bu. Ve böyle olursa da Türkiye ekonomik olarak çok farklı noktaya gelir. Artık Türkiye temel sorunlarını çözmüş olur, kimlik sorunlarını çözmüş olur ve ondan sonra da bu ülkede bireyi daha mutlu kılacak, daha müreffeh kılacak politikalara odaklanabiliriz. Sayın Bekir'im çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sonuna geldik. Doğruları söylediniz. Burası özgür kanal. Geldiniz anlattınız bakın. Hiçbir sınırlama, hiçbir kısıtlama yok. Gayet güzel anlattınız. Sizi eleştiren insanlara deyin ki ben gittim özgürce kendi fikirlerimi savundum ve bildiğim her şeyi söyledim. Kimse de itiraz etmedi. Kimse bana bir şey sus demedi, önüme bir şey koymadı diye söyleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burası özgür kanal. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, Deva Partisi'nden Mustafa İnaroğlu önemli şeyler söyledi. Birazdan İstanbul'la ilgili bir isim gelecek. İstanbul'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve çok önemli bilgiler verecek. Hem belediye ile ilgili hem Sabah Çağlayan Adliyesi ile ilgili. Bizden ayrılmayın. Hemşehrim aynı zamanda.